guardate quante pecore, wow! Ecco, queste pecore Bukowinar, queste pecore fanno latte, dopo fanno formaggio, poi le vendono il famoso formaggio Tulum Peynir turco. Wow! Ne kadar koyunlar. Wow, che bello! Quante pecore! Maşallah maşallah ne kadar güzeller maşallah. Kaç tane koyun var usta? 500. Maşallah maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gelin hoş geldin. Benim çocukluğum burada geçti. Ben çocukluğumda burada var. Şu arkada Kaymaklı Deresi var. Kaymaklı Deresi'ni görmeye geldik. Orada eskiden yılanlar çok. Oraya gittiğin zaman dikkat et, yılanlar çok, sana söyleyeyim. Hiç görmüyoruz. Yo, biz eskiden çok yürüdük. Eskiden vallahi oraya aşağı iniyorduk, yılan çok bir sürü vardı. Benim amcam burada inek otarırdı. O koyunlar gerçekten Uzun Ahmet'in çocukları diyorlardı. Orada. Uzun Ahmet Dorakan. He, onun şey Uzun Ahmet'in şeyleri işte. Bilal'in çocukları. Aa maşallah. İçeride böyle koyunlar var da. Yalnız etleri kokuyor. Yiyemiyorsun. Yeah. İçeride kaldıkları için evde. Ha, dışarı bırakmıyorlar. Her çok dışarı bırakmıyorlar, evet. Aa, ne kadar güzelsin. Maşallah maşallah maşallah. Koça bak koça. Koça bak. Dokunayım ben. Koyun oğlum. Koç değil, koyun. Sen peynircilik yapıyorsun. Ne kadar çıkıyor peynir senede? Peynirci senede 20 ton çıkıyor. Maşallah maşallah 20 ton. Sadece var mı değil yani. Ha, tamam hepsinin yani. Şimdi bunlar şafakların değil mi oluyor? Şafaklar. Şafaklar. Ha, şafaklar. Ya, biliyorum biliyorum. Bizim yerlerle işte bu aşağıdaydı. Karahan yerlerler gördük. Eskide biz şu antenin diktiği yeri var ya. Onun altındaki işte bizim yerlerlerdi. Dipteki. Ha işte. Bizim. Ahmet Niyazi oradaydı. İşte Niyazi'yi de tanıyoruz biz. Eskide yani biz hep orada şeydi işte. Orada yatırdık. Ben yeni köylü, ben nüfusum yeni köylü de bizim köylerimiz hep arkadaş şeyde. Reçiken var, Kızınaş var. Muratçay. Hem Muratçaycı, ben Muratçaylıyım asıl. Muratçay kimlerde? Muratçay'da ben dillerdenim. Dillerden? Dil. Sizin okulları şu an değil mi? Bilmiyorum, ben tanımıyorum fazla. O da benim şey yani, amca oğlu olabilir, bizim dedemin kardeşinin oğlu. Bunları çekeyim de işte yurt dışında göstereceğim şeyleri. Çekeyim. Sen de meşhur YouTube'da, sen de çıkartabilirsin yani, YouTube'da çıkarsın. YouTube'a koyarım seni, görsünler. Burada falan rastlamıyorsun değil mi? Yok, eskide ben aşağıda eskiden çoktu kurt. Biz çocukken hatırlıyorum da kurt gelmişti yani zor askası benim amcama saldıracaklar. Eskiden kurtta burada çok adam indiriyordu. Şimdi bırak. Şu an yok. Bak. Şu an az yani var da. Eskisi gibi değil. Bak. Köpeklerini yollursa bir şey yapmaz. Ya, köpekler iyi git. Ha iyi maşallah maşallah. Köpekler iyi. Çok güzel ya. 20 ton peynir çıkartıyor maşallah maşallah. Güzel yapsa da hepsi ya. Toplam hepsi ya. Buradaki evler yani. He tamam hepsi maşallah maşallah. Ben de bir iki kilo götürmeyi düşünüyorum. Yurt dışına tabii geçirebilirsek bakalım. Çünkü gümrükte kontrol ederse hemen çöp atıyorlar. Gümrükte? Çünkü İsviçre gümrüğünde yasak. Niye? Ya hastalıktan dolayı. Çünkü adamlar titiz her şeyden biliyor musun? Yani İsviçre'ye hastalık yedirmesin diye. Çünkü çoğu burada sütü fazla kaynatmıyorlar. Belki ondan dolayı bir tür hastalık var ondan dolayı yani. Olabilir. Ondan dolayı şey yapmıyoruz yani. Daha bakalım inşallah kontrol etmezler. Kontrol ederse yandık. Aa kuzu. Maşallah. Oo. Una settimana fa ho lasciato. Sì. Una settimana fa con la piccolina. Güzel güzel vallahi. Guardate come chiamano le pecore. Guardate come chiamano. La messa sale. Guardate, la messa sale. Guardate come mangiano sale. Mangiano sale. belli. Maşallah. Hanno 20 tonnellate di formaggio. Formaggio di pecore. Oh, che belli. Ah, che belli. Maşallah. Okay. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Kendinize bakın. Allah yardımcınız olsun. Görüşürüz. Ciao. Allora, ho parlato con quella signora lì, ha detto che 20 tonnellate di formaggio fanno. Tutti insieme però, Tutti insieme, 20 tonnellate di formaggio. Formaggio che mettono dentro la pelle di pecora.
tengono a cantine e diventano più buone e inverno la mangiano. Ci sono 500, ha detto nulla, 500 pecore. Sì, sì. 500 pecore ci sono. Tutto 500 pecore fanno 20 tonnellate di formaggio. Poi la vendono. Wow. Mashallah, mashallah. Bella, bella. Hai messo sopra la sale, sopra il sasso ho messo sale. Come mangiavano? E la pecora piacciono sale. Adesso noi raccoglieremo un tipico erbe che si mette sull'apollo per mangiare. Una spezia. Mia moglie e la mia figlia lì stanno raccogliendo questa tipica sale. Tipico sale, ha detto, tipico spezie che raccolgono questa qua. Faccio vedere questa qua è un speciale di la spezia che si usa mettere sopra la quando fai il pollo arrosto, così che quella raccogliamo questa, poi portiamo anche la Svizzera se si può, vediamo. Poi metteremo sulla pollo, sulla carne. Diventa buonissimo. Cane? Oh, oh, oh! Cucciolo! Guardate cane, lì c'è un cane che è veramente forte. L'ha detto il signore che una volta qui c'erano tanti lupi che la battevano giù anche uomini. Adesso lì ci sono cane. Questa cane combattono contro il lupo. Lì è seduto. Guardate, vediamo se riesco a avvicinare. Guardate cane, questa cane protegge pecore contro la lupi. Andiamo vicino Ulash. Sì. Che cuccio, che. Guardate, vediamo se arriva verso di noi. Che cuccio, che. Gel seninle konuşalım, gel. Aslan, koçum benim. Kurtlara karşı sen savaşıyorsun. Koçum benim. Gel, kuço, gel. Vedete, questa cane combatte contro lupo. La pecore protegge dai lupi. Gel, kuço, gel. Gel oğlum, gel. Gel kuço. İsmini bilmiyorum ama... Sta pisciando. Questa cane protegge pecore da lupi. Cuccio. Cucciolo. Wow. Cucciolo. Tony. Johnny. Magari Johnny. Cucciolo. Cuccio. Cuccio. Andate a sedersi dentro la cosa della... Wow, ciao. Ciao, Pio. Nessa sen. Mashallah. Bravo, benim cucciolama. Bravo. Sei un cagnolino buono. Bravo. Protegge la pecora contro i lupi, ok? Bravo, bravissimo. Cucciolo. Che sei disceglito? Vedi che ti porto a Svizzera, va bene? Andiamo a Svizzera? No, magari ti morde, non sa mai, Ulash. Non sa mai. Hadi bırak gidelim. Ciao. Hadi bye bello. Hadi bye. Ok. Questa cane, come ha detto, protegge pecore della... Ok. Ok, andiamo a aggiungere la mamma. Vedete quel montagna lì che su c'è nuvole? Vecchio tempo. Russi sono venuti lì, seconda guerra mondiale diciamo, russi sono arrivati fino là. Se andiamo a scavare possiamo trovare tantissime cose della Russia. Ok,
basta.